Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün gülüntü ve Yeniyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Elimde turuncu bir renk var. Altın başak. Ve bu renkten size sıralı bir model yaptım. Zaten tek renk oluşundan da anlamışsınızdır arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Çok zarif, iğneden tığa bir model arkadaşlar. Bu şekilde modelimizin yapılışı. Şimdi anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. İlk önce ikişer zincir çekerek tabii ki tığ battılarını hazırlıyoruz. Şu ara mesafemizde 15 tane bırakıp 5 tanesini çiçeğimiz için bu şekilde arkadaşlar kullanıyoruz. Evet. Şimdi anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz tığ battığımızın içine sık iğne ile girdik. Ve bir iki zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki tığ battıya girerek bu şekilde bir tığ battı yapıyorum. Bu şekilde ilk başlarken arkadaşlar 5 tane tığ battıyla başlayabiliriz. Ara mesafesi 15 tane. Bu şekilde şimdi 8 tane zincirimizi çekiyoruz. 15 tane tığ battığı yaptık. 8 zincirimi çektim. Hemen ters tarafına döndüm. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine sık iğne ile giriyorum. Buraya bir tane yuva yapıyorum. Bir tane de zincir çekip düz yüzüne dönüyorum. Düz yüzü için bir tane sık iğne yaptım hem de bir zincir çekerek döndüm kolaylık olması için 4 tane zincir çekiyorum 2 defa tığımın başını doladım yuvaya girip 1 2 2 2 İlk bu aldığımız arkadaşlar ilmeğimizi sık almalıyız çünkü o zaman çok güzel duruyor Dört tane zincir çekiyorum hemen trabzanımın arasına tomurcuk olarak kapattım. Geriye kalan trabzanımın kısmına 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Bu şekilde 5 tane sık iğne. 6. sık iğnemi de hemen ana yuvada yapıp bir tanesini hazırlamış olduk arkadaşlar sinek kanadı veya dalımızın bir tanesini hazırladık. Aynısından buraya dört tane yapıyoruz. Yine 4 zincir 2 defa doladım. Ana yuvaya 8 zincirli yuvaya girip bu ilkini sıkı alalım arkadaşlar. Diğerlerini gayet rahat bir şekilde alabiliriz. Şurasının düzgün, güzel, böyle yağlı bir görünüm olmasını istediğimiz için ilkini sık alıyoruz. Üzerine Bismillahirrahmanirrahim. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi hemen trabzanıma kapattım. Geri kalan trabzanımın kısmına 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4 ve bu 5. 6. yine ana yuvada yapıp ikinci dalımı da bu şekilde bitirdim. Yine 4 zincirle başlıyorum. 2 defa tığımın başında doladım. 1 2 2 2 olarak aldım. Evet bu şekilde tırabzanımızın boyutu 4 zincir trabzana kapattım. Tomurcuk oluşturdum. Geri kalan kısma 5 sık iğne. Ve 5. sık iğne. 6. da de Yuvada yapıyorum. Bu, bu şekilde sabitlemiş olduk. Üçüncüsünü de yaptık. Sıra dördüncüsü için dört zincir. İki defa doluyorum. Yuvaya girip bir, iki, iki, iki olarak aldım. Buraya bir trabzan yaptım. Üzerine dört zincir. Dört zincirimi kapatıyorum tomurcuk olarak. Geriye kalan kısma sık iğne. 1 2 3 4 ve 5 5. sık iğnemi de bu şekilde bitirip 6. yuvada yaptım. Evet. 4 tane arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz dallarımızı. Hemen dibine aynı yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum ki şöyle aşağı meyil etmesin başlarken başına bitirince de sonuna birer sık iğne yapıyoruz şimdi arkadaşlar tığ battı seviyesine inmek için de zincir çekmeye başladığım bu tığ battımın içine de sık iğne ile giriyorum bir iki zincir kapattım yandaki tığ battıya tığ battı yaptım İki zincir yandaki tığ battıya tığ battı Modelimizi bitirip iki tane tığ battığı yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi 8 tane zincir çekiyoruz fakat ilk olduğu için buraya 9 çekeceğim. 9 zincirimi çektim. Çevirdim ters tarafına. Burada tomurcuklar yapmıştık. 4 zincirli arkadaşlar yuvalar yapmıştık. Onun arasına girip zincirimi kapattım. Buraya bir tane yuva yaptım. Yine 8 zincir. 8 zincirimi buradaki yuvamın içine kapatıyorum. İkinci yuvamı yaptım. 8 zincirimi sıradaki tomurcuğuma kapatıp yuva yaptım. 6, 7 ve 8. Sıradaki ve sonuncu tomurcuğuma da kapatıp buraya bu şekilde yuva yaptım. Yine 8 zincir. Şimdi arkadaşlar ikinci tığ battıya. Orada ikinci tığ battıdan dönmüştük bakın. Biz de bunu bir ikinci tığ battıya kapatıyoruz 8 zincirimizi bu şekilde. Buraya bir yuva yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar buranın püf noktası hemen iki zincirle dönmüyoruz. Çünkü döndüğümüz zaman çok öne doğru kalkık duruyor. O yüzden Yandaki tığ ya da bir tane sık iğne yaparak girmeyi unutmayın. Bu dönüşte yapışık olmasını sağlayacak. Şu şekilde arkadaşlar kalkık durmuyor. Modelimiz yapışık duruyor. Şimdi iki zincir çekerek dönebiliriz. Düz yüzüne. Düz yüzüne döndük modelimizin. Yuvanın içine sık iğne olarak kapattım. Bu şekilde. Bir, iki zincir kapatıyorum yuvaya. İki zincir kapattım yuvaya bu şekilde kirpikler yapıyoruz 2 zincir 3 oldu 2 zincir 4 1 2 zincir 5 2 zincir toplamda 8 tane arkadaşlar buraya 6 7 ve 8 8. iki zincirimi de bu şekilde kapattım. Buraya bir yuva yaptık. Sıradaki yuvamın içine sık iğne ile girdim. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar dalların da arasında çok güzel gözüküyor sık iğneleri. İki zincirli kirpiklerde çok hoş ve parlak bir görünümü var. Bir iki zincir kapattım. İki zincir kapattım. Üç oldu. Dört oldu. 5 6 7 ve 8 Evet, ikinci yuvayı da ikişer zincirli 8 tane kirpikle doldurdum. Sıradaki yuvamıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. 1 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir 3 4 5 6 7 ve 8 8. kirpiği de yaptım. Yine yeni bir yuvaya geçiyorum arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile. Bunu da yine aynı şekilde iki zincir çekerek kirpiklerle dolduruyoruz arkadaşlar. 2 zincir kapattım. 2 zincir 3. 4. 5'inci 6 7 ve 8. Bu şekilde 8 tane arkadaşlar kirpimi yine doldurdum. Sonuncu yuvama sık iğne ile geçiş yapıyorum bu şekilde. 1 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir 3 oldu. 4 5 6 7 ve son önceki zincirim 8 bu şekilde 8 tane kirpiğim arkadaşlar buraya doldurdum ve yine aynı şekilde arkadaşlar dibine değil bir sonraki çünkü kalkık durmamasını istiyoruz o yüzden bir sonraki tığ battıma sık iğne ile girip bu şekilde biraz mesafeli durmasını istiyorum Evet arkadaşlar şimdi ara mesafesi olarak yine ikişer zincirli 15 tane tığ battı yapıyorum 2 zincir tığ battı yaptım 2 zincir tığ battı yapıyorum 2 zincir 1 2 zincir 2 zincir çekip bu şekilde 15 tane yapacağım arkadaşlar. Benimki örnek amaçlı olduğu için hemen burada bırakıyorum. Siz 15 tane zincir çekip 8 zincirle yuva yapıp sonra modelimizin yapım kısmına geçeceksiniz arkadaşlar. Hemen bir zincir çekip burada ipimi koparıyorum. Yakıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde oldu. Ara Evet şayet siz 15 tane ara mesafesi fazla diyorsanız 10 taneden geri dönebilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar 5.ye şu şekilde yakın olmuş olur. Şöyle yakın yakın da yapabilirsiniz. Veyahut da böyle 15.den dönüp biraz mesafeli de yapabilirsiniz. Tercih size ait. Bu şekilde modelimiz arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.